Yaklaşık 3,5 milyon aday için büyük gün geldi çattı. Yarın hayallere ulaşmak için önemli bir basamak olan yükseköğretim kurumları sınavı yapılacak. Bu eşiğin hem duygusal hem fiziksel hem de taktiksel hazırlık kısımları var. Ruh sağlığının korunması önemli. Peki ne yapılmalı, ne yapılmamalı? Şimdi uzmanından tavsiyeler alacağız. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi psikolog Doktor Esra Gül Koç Yiğit konuğumuz. Esra hocam, artık heyecan dorukta. Yarın herhalde bu saatlerde ilk oturumlar tamamlanmış ve öğrenciler bir nebze olsun rahatlamış olacaklar. Dediğim gibi akademik hazırlık elbette önemli ama duygusal, ruhsal hazırlık daha da önemli. Bu noktada adaylara tavsiyeleriniz neler? Aynen öyle, sizin söylediğiniz gibi. Yani aslında birçok bilgiyi öğrenciler bu saate kadar edindiler. Büyük bir çaba sarf ettiler ve bu çabayı da sakin bir şekilde şimdi yarın aslında o sınav kağıdına dökmeleri gerekiyor. Burada kaygıyı yönetmek çok önemli bir noktası, bu sınavda başarılı olmanın önemli bir noktası olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla saatler kaldı aslında artık sınava ve bugün aslında ne yapabilirler yarınki sınava kadar? Belki bununla ilgili bir iki şey söyleyebilirim. Özellikle bilişsel anlamda, zihinsel anlamda ve fiziksel anlamda yorgunluğa sebebiyet verecek fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerekiyor. İyi bir uyku uyumak gerekiyor. Yarınki sınav için dinlenmiş bir zihne ve dinlenmiş bir bedene ihtiyaçları olacak. Dolayısıyla iyi bir uyku da bunu sağlıyor olacaktır. Dolayısıyla öğrencilerin, yine adayların bugün uykuyu kaçıracak yiyecek içeceklerden kaçınmasını öneriyorum ve erken saatlerde uyuyup sabah da sınava yetişecek şekilde uyanmalarını tavsiye edebilirim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi uyku diyoruz, çok kaliteli uyku uyumak için hani zihinsel de bir dinginliğe ihtiyaç var aslında. Evet. Doğal olarak öğrenciler şimdi uykuya yani uyumaya çalıştıklarında zihinlerinde bir takım düşünceler olacak sınavla ilgili. Her düşünceye gerçekmiş gibi cevap vermemek o düşüncelerin azalmasını sağlar. Aksi takdirde her gelen düşünceye biz gerçekmiş gibi muamele edip ona cevaplar verirsek, yani işte sınava başaramayacağım ya da işte genelde de olumsuz düşünceler olabiliyor bu kaygıyla birlikte. İşte yetiştiremezsem ne olur, şöyle mi olur, böyle mi olur gibi böyle bir sürü düşünce gelebilir. Ama bunları sadece bir düşünce diyerek etiketlemek ve nefes egzersizleri, kas gevşeme egzersizleri de yaparak aslında o hem zihinsel hem bedensel sakinliği sağlayacak öğrenciler ve daha da kaliteli bir uykuya da geçişi sağlayacak. Dolayısıyla kaygıyı da yönetme noktasında ciddi anlamda katkı sağlamış olacak. Adaylara buradan bunları duyurmuş olalım. Doktor Esra Gül Koç'a çok teşekkür ediyoruz yayına katkı için.